Yediğim diğer veji ürünleri konuşacaktım. Siz de benim gibi misiniz arkadaşlar bilmiyorum. Yani şunu düşünüyor musunuz abi? Harbiden de hayvansal olmayan, bitkisel olan ama etin yerini tutabilecek yiyecekler arıyorum. Bunu diyor musunuz arkadaşlar? Vejetaryen olmanıza gerek yok. Ben vejetaryen değilim. Vegan zaten değilim. Ama bunu neden istiyorum? Çünkü gelecek bu yani. Bitkisel et. Keşke daha ucuz olsa. Bu bir. İkincisi, yani şu da bir gerçek. Her ne kadar eti seviyor da olsak, hayvanları öldürmek hayvanlara yani karşı yapılan gerçekten bir canilik. Maalesef. Biz istediğimiz gibi kendimizi kandırabiliriz. Yani şu anda kendimizi kandırıyoruz, eyvallah. Kısmi de doğru söylediğimiz. İşte hayvanlar o kadarını akıl edemiyor. Hayvanlar zaten ot gibi yaşıyorlar. Hayvanlar zaten ölümün ne olduğunu bilmiyor. Doğru mu bilmiyorum. Evet, insanlar kadar değil yani. Bu şekilde kendimizi kandırıyor olabiliriz ama doğru yani. Katliam yapıyoruz. O yüzden ne kadar bitkisel et ürünü yersem o kadar az katliam yapılacağını düşünüyorum ve gelecekte de birçok insanın sadece bu şekilde yemek yiyerek beslenebileceğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, mesela Beyond Burger'ı tanıtmıştım, hatırlıyorsunuz. Arkadaşlar birkaç kişi şey yazdı. Abi onun içinde katkı maddesi vardır. Abi burgerin kendisi zaten sıfırdan yapılmış bir şey. Yani bitkisel ürünler kullanılarak zaten sıfırdan yapılmış bir şey. Kendisi komple katkı zaten yani. Olmayan bir şey o. Olmayan bir şeyi var etmişler. Bir şey değil mi? Abi işlem görmüştür o. Hadi ya. Abi işlem görmüştür o. Yazan vardı abi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey var yalnız. Doğal her şey iyidir diye bir kural yok. Tekrar söylüyorum. Doğal her şey iyidir diye bir kural yok abi. Bunu neden çıkartıyorlar? Neden bunu slogan gibi kullanıyorlar? İnsanlar bu slogana neden hani sürekli tekrarlandığı için mi inanıyor? Doğal olan her şey iyidir diye bir kural yok abi. Birçok şeyimiz doğal değil zaten. Tarım bunlardan. Başlıcası tarım yani. Yani şu anda insanların hepsine yetecek kadar yiyecek üretemeyiz doğal tarım yapsak. Peki ne yapılıyor? Nitrojen konuyor toprağa ki bitkiler beslenebilsin. Ve böylece her yerde tarım yapılabiliyor. Mesela. Bu da aslında doğal olmayan bir şey. Ama bu olmazsa insanlar yaşayamaz. Ve şu anda genetiği değiştirmiş işte GDO. İnsanlar diyor ya, GDO enjekte ediyorlar. Domatese balık geni enjekte ediyorlar. İşte mesela domates donmasın diye antifriz geni koyuyorlar. Öyle diyor. Domatese balık geni enjekte ediyorlar falan. Tabii ki tahmin etmişsinizdir. Okan çıkmıştı gene. Kapalı alanda niye sigara içiyorsun abi falan deyince size GDO'lu mısır yediriyorlar. Ona bir şey demiyorsunuz. Entelektüel arkadaş. Neyse abi. Bunu zaten denemiştim ve inanılmaz iyiydi. Zaten orada videoda da anlatmıştım size. Beyond Burger. İnanılmaz iyi. Çok şaşırdım. Daha önce de söyledim. Benim için önemli olan o et ürününü yedikten sonra gerçekten hiç et yemeden o öğünü geçirebilecek miyim? Kesinlikle. Kesinlikle geçirebileceğim. Laboratuvarda yapılmış olmasının böyle şeylerin aslında artısı da var. Eğer tabii ki iyi niyetle, kontrollü bir şekilde yapıldıysa. Artısı da tat, sağlık vesaire vesaire hepsi çok nokta atış bir şekilde ayarlanabiliyor. Sağlıklı olacak şekilde. Bunlar tabii ki sağlıklı mı? Öyle bir iddiam %100 olarak yok. Çünkü şey yapmadım, incelemedim yani. İncelemediğim için çok sağlıklı gibi bir iddiam yok. Ama gerçek yağlı et de sağlıklı değil zaten. Evet, bunu biliyordunuz zaten arkadaşlar. Bunun haricinde daha sonra iki şey daha denedim. Bir tanesi Fransız markasıydı. İlginç bir şekilde Beyond Burger'dan da pahalıydı o. Beyond Burger'dan daha pahalıydı. Beyond Burger aslında Türk lirasını vurunca o kadar da pahalı değil artık. Çünkü iki tane büyük böyle hamburger 50 lira. Bence artık o kadar pahalı değil. Bence artık o kadar pahalı değil yani. Bu daha pahalıydı ve tadı o kadar da iyi değildi. Beyond Burger kadar. Ama yine de Türkiye'de yediğim her şeyden daha iyiydi. Türkiye'de ben çok şey denedim. Hiçbirisi değil. Hiçbirisi iyi değil tat olarak. O yüzden o yediğim marka, Fransız markası gene hani ekmek arasına koy hamburger gibi yiyebilirsin. Tatmin eder. Ama Beyond Burger hem daha ucuz hem daha lezzetli olduğu için diğerine gerek yok. Sonra döner şeklinde bir şey aldım. Gene veggie. Ha, pizza da vardı. Pizza yemiştim yanında. Ama pilavla birlikte onu yemiştim mesela. Pilav döner gibi yemiştim. Gerçek döner bir de et döner gibi değil tabii. Ama yine de Türkiye'de mesela bir sürü böyle fake vegan dönerler var ya. Onlar mesela çok kötü. Mesela hiç yenecek gibi değil onlar. Bu harbiden et desen yedirebilirsin belki. Kandırabilirsin belki.
Çok çok dört dörtlük değil ama gene de mesela etin yerini tutabilecek bir şey. Şimdi iki tane daha bir şey aldım. Bunlar çok süper değil galiba. Bunları da göstereyim size arkadaşlar. İsmini vermek istemeyen Mahmut. Böcek olayına sıcak bakıyor mu abi? Şey mi? Cricket. Cırcır böceği mi? Cırcır böceği proteini değil mi? Cırcır böcek biliyor musunuz o olayı arkadaşlar? İsmini vermek istemeyen Mahmut sormuş. Cırcır böceklerini sıkıştırıyorlar. Bar yapıyorlar. Protein bar. Bir de şey muhabbeti var ya. Bir, zaten orada hani yağsız mağsız çok böyle hani protein oranı çok yüksek. Bir ikincisi de şey muhabbeti var ya işte o böcekler zaten şey ne derler onların sinir sistemi falan yok. İşte korkudur, cahtır, cuttur bu yok. İşte acı çekmez. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Ben denemek isterdim. Denemek isterdim. Ne kadar beğeneceğim bilmiyorum ama. Beğenirsem kendimi komando gibi hissederim. Ha güzel olabilir. Şunları daha denemedim arkadaşlar ama ilk fırsatta deneyeceğim. Protein, source of protein. Yalnız arkadaşlar bunların çok iyi olacaklarını sanmıyorum. Neden? Bunlar bir kere ucuzdu. Her şeyden önce. İkincisi de tabii ki oradan Türkiye'ye getirebilmem için bunlar kuru. Yani şey değil, dondurulmuş değil. O Beyond Burger'lar dondurulmuş. Bu dondurulmuş değil ama. O yüzden buna benzer başka bir şey ben yemiştim. Gene Romanya'da. Aynı marka değildi ama. Bu neymiş bakalım. Aa, aynı galiba. Aynı galiba. Bu abi bu eh işte ya idare eder. Bayağı protein var içinde. Böcekler mi atlıyor? Bana mı öyle geldi? Bayağı sorsa protein abi. Ha yok lan. Böcek değil lan bu. Uçuyor bir şey. Bak şu böcek değil ama yani. Bak. Bak atlıyor gibi gördüm ama böcek değil. Böcek sandım ama değilmiş. Harbiden böcek gibi atlıyor bak. Sanki böcek atlıyor gibi. Daha önce buna benzer bir şey almıştık. Yapmıştık. Maalesef tabii getirebileceğimiz tek şey bu vardı. O yüzden bunu getirdim. Yo bu o kadar güzel değil. Bunun özelliği şu. Falafeli biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Falafel. Falafeli biliyorsunuz. Bu da falafel gibi. Hani normal yemeğin yanında yenir. Normal yemeğin yanında. Etli bir yemeğin yanında yersin yani. Hani daha az et yemiş olursun en azından. Öyle bir şey. Aa yanında falafel yazıyor zaten. Bunun falafel versiyonu da varmış. Ya, bu da onu gibi işte. Glonus. Yok abi biz koyundan devam. Oh koyun bir de. En zararlı et. Mete Aslan Amk Bim'den köfte alıyor gelmiş ona laf ediyor. Ha, bu arada Bim'den köfte almış demiş ya abi sucuk. Sucuk kadar işlem görmüş, sucuk kadar içine katkı maddesi olan ve gerçekten o aşırı yağlarından dolayı zararlı olduğu kesin olan. Yani başka bir şey yok diyeceğim de var tabii bir sürü şey. Ama sucuk da harbiden zararlı. Lanet olsun tadı da çok güzel. O çünkü abi o şu lanet olası bir şey var ya besinde. Birçok kişinin obez olmasının, birçok kişinin yediklerinden dolayı ölmesinin sebebi o zaten. O da besinde abi öyle evrimleşmişiz işte maalesef. Bazı şeyler yağ, tuz, şeker bunlar gereksiz yere beynimizdeki ödül sistemini harekete geçiriyor. O yüzden de içinde bunların çok olduğu çöp yemekler yapıyorlar. O yüzden de bu tür şeyleri çok yiyoruz, çok tüketiyoruz yani. Çok çok aşırı obez olan insanların sebebi bu yani. Bu arada mesela sucuğa benzeyen domuz eti ile ilgili mesela salam diyor onlar. Sucuktan biraz daha farklı. Ama gene sucuğa yakın yani. Bizdeki salama yakın değil. Birkaç bir şey vardı. Onlar da mesela aslında çok sağlıklı değil. Yağ. Yağlı bayağı yağlı yani. Maalesef. Maalesef. Çok sucuk yedim zamanında.